Selam, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Yine sizlerin karşısındayım. Bugün de sizlerle birlikte mısır patlatalım, televizyonun karşısına geçip sinema keyfi yaşayalım dedim. Elime hemen bir çelik tencere aldım. Lafı fazla uzatmayın bu sefer, kısa kesim en iyisi. Böyle bir tencere aldım. Yalnız mısırları patlamadan önce tenceremizi ısıtmayalım. Hiçbir şekilde ısıtmadan hemen yağını koyuyoruz. Şu şekilde. Yağını çok az korsanız lezzetli de olmaz. Patlaması da güzel olmaz. Ve ne yaptım? Yağını koydum. Şöyle 4 kaşığa yakın ya da 3 kaşığa yakın yağ koydum buraya. Yağ koydum ve bir çay bardağı da şöyle şu şekilde mısırımı içine boşalttım. Hemen içerisine bir kaşık daha, bir tatlı kaşığı kadar bir bakayım. Belki daha fazla arttırabilirim. Çünkü tuzunu çok alıyor bu. Birazcık daha, yarım. Evet. Birlikte güzelce karıştırayım bunu. Yağın içerisinde. Bunu böyle karıştırmam lazım. İyice yağını, tuzunu alsın. Ve altını yakıyorum. Altını yüksek derecede yakıyorum hemen. Hiçbir şekilde kısmıyoruz. Güzelce bunu bu şekilde ve sürekli karıştıralım ki yanmasın. Patlayana kadar yanmasın. Bu çok önemlidir. Karıştırmanız lazım. Tahta kaşık elimizde. Çünkü demir kaşık aldığın zaman ses yapacak en iyisi. Tahta kaşıkla yavaş yavaş bunu karıştırıyoruz. Ve kocaman kocaman da şimdi patlayacaklar. Göreceksiniz. Çok hoş bir mısır patlatacağız. Sürekli karıştırmamız lazım. Karıştırıyorum halen. Artık yavaş yavaş rengi beyazlaşmaya, yani hafif böyle açık sarıya doğru ve sesi şıkır şıkır olmaktan şey geçiyor. Şimdi tamamen patlamaya başladı. Hemen ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapatıyorum. Yavaş yavaş arada bir böyle çalkalıyorum. Yine de dibi yansın istemiyorum. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Ateşin tam ayarda, yani kısık değil. Bu şekilde patlatmaya devam ediyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Mısırların dansını. Artık patlama sesi azalıyor. Evet, tam güzel oluyor. Artık çalkalanmıyor çünkü. Ve altını kapatıyorum. Patlama işlemi bitti. Bakalım nasıl oldu. Beraber açacağız. Oo, mis gibi mis gibi oldu. Göreceksiniz. Çok güzel oldu. Vallahi çok hoş oldu. Şöyle göstereyim. Mısırlar tane tane kocaman mısır oldu. Bu şekilde bir de tabağına güzelce boşaltalım. Tabii ki altını da görmemiz lazım, değil mi? Nasıl olduğunu görmemiz lazım. Şöyle eğeyim. Şimdi ağzımıza korsak ağzımız yanar hemen. Bir de çıtırlığı olmaz. Bir 5-10 dakika beklesin ki soğusun. Soğuduğu zaman çıtırlığı daha güzel olacak. Onun için bekleyin yani. Sığmadı hepsi. Bu şekilde. Mısırlarımız tamamlandı. Hepsi kaçıyor ocağın üzerinde. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Sizler de aynı şekilde. Önemli olan
Ocağa koyduğumuz tencere soğuk olmalı. Bu çok önemli bir püf noktası. Soğuk bir tencere tuzunu atıp içinde yağın içinde sürekli patlayana kadar karıştırmak. Ondan sonra hepsi kendiliğinden oluyor. Teşekkürler. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bugünkü videomda mısır videosuydu. İnşallah bir dahaki videoda tekrar sizin karşınıza geçerim. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Sevgiler.